Selamünaleyküm arkadaşlar. Saat kaç? 11.30, 12. Saat 12 ve ulaşıyoruz. Gördüğünüz üzere Altura Şupak bir kaza geçirdi. Yarın radyoda aracımız var. Yaklaş buraya. Tekerlek buraya yapışmıştı. Dönmüyordu, hareket etmiyordu. Çünkü kaldırıma çıkmış. Yapacak bir şey yok, cana gelmesin. Şöyle ver bana, yakından göstereyim. Araç airbag açmış. Şöyle göstereyim. Bizim Polo bu arada. Sağ airbag, sol airbag. İkisini de açmış ve bu airbag'de direnç de vardı. Direnç olduğu halde açmış. Bir şey daha öğrenmiş olduk bu arada. Direnç de olsa açıyor. Şu plastikler falan komple kalkmış. Fakat airbag açmış, şasede herhangi bir şey yok. Şöyle gösterelim. Sök şunu bir saniye. Neden açmış onu izah edeceğim. Yani bu kadarcık bir kaldırıma çıkmayla araç airbag açar mı demeyin. Çukura düşmeyle bile araç airbag açar. Şunu sök. Airbag arkadaşım biraz kolunu da yakmış. Canın sağ olsun dedik. Yapacak bir şey yok, olan olmuş. Bakın şase sapasağlam. Hiçbir şey yok. Şaseye darbe dahi gelmemiş. Alttan almış darbeyi fakat bırak. Şu görmüş olduğumuz aks, şu aks buraya dayanmış. Oraya dayanıp direkt şaseye darbeyi verdiği için airbagleri açmış. Salıncağında durumu bu. Şimdi onu sökeceğiz ve bakalım ne durumda, nasıl bir halde. Söküyoruz ki sabahleyin randevulu aracımız var. Sabah 10 dakikada salıncağı takar toparlarız. Ve aracımıza hizmet veririz diye. Ve saat şu anda 11 falan. 12. 12, evet. 12 oldu mu? Yapacak bir şey yok. Viraj demiri normalde şu uçta oluyor. Bakın şu uçta oluyor. Buraya kadar girmiş. Neden? Çünkü salıncak katlanmış ondan dolayı. Şimdi çıkarmayı deneyeceğim bakalım. Üstümüz temiz, kendine çalışabiliyoruz. Yani diyeceğim o ki kaza oluyor, cana gelmesin. Bir şekilde bir şeyler yapılır. Candan kıymetli değil. Bu saatten sonra kızsak da bağırsak da çağırsak da hiçbir şey değişmeyeceğine göre sakinliğimizi koruyup işimize bakıyoruz. Ertan abi tekrardan teşekkür ediyorum. Ertan abinin hediyesi Almanya'dan. Çektirmesini getirsene onu. Rotil çektirmemiz, rotbaş çektirmemiz de var. Rotbaşları zaten iyice körükler falan patlakmış. Yani bir salıncakla kurtaracağız ön takımı gibi gözüküyor. Şöyle bir çektirmemiz var. Bunun lokmasını alacağız, hemen bağlayayım. Lokmayı getir, tabancayla direkt basıyoruz. Tak diye atıyor bakın arkadaşlar. Şöyle bir çektirme. Rotbaşı rotil çektirmesi. Çok kolaylık. Yani ekstradan çekiçle buraya vurmamıza gerek kalmıyor. 22 olacak ha? 24 mi? 24'müş. Sıkıyoruz. Ve atıyor. Bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi rot kolunda herhangi bir yamuklu değerlilik yok. Katlanmış iyice, onun için gelmiyor. İyice sıkışmış salıncak. Onun için de gelmiyor. Yani kazayı yapan arkadaşın kim olduğunu daha sonra açıklayacağım. Şimdilik adı bende kalsın. Genç bir arkadaşımız. Olan olmuş, yapacak bir şey yok.
Onun canından kıymetli değil. Sağ ol abi. Bu arada bu polo Toledo'yla da dün yine genç bir arkadaş motorla arkadan bana daldı, stopumu kırdı. Tamponu çizdi, çamurluk yamuldu falan. Ona da dedim güle güle kardeş. Kendine iyi bak, kafada kask yok. Motorun sigortası yok. Çocuğun ehliyeti yok. Saçma sapan bir durum. Şimdi onun bedduasını mı alalım? Ne yapalım? Gitti, gitti, gitti. Şu büyük levye nerede? Gelmeyeceğim ben diyor bu. Biz diyoruz çık. O diyor gelmeyeceğim de. Tabii biz ondan daha inatız diye düşünüyorum. Çok bayağı bunu indirelim. Sefa sağlam mı? Sağlam. Her ihtimale karşı kriko yine böyle kalsın. Salıyor kriko. Sağlam olan yine de kalsın. Bak sıkıştığını görelim. Evet. Salıncak böyle bir hal almış. Orijinal salıncaktı be. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Amortisörler de yeniydi. Amortisörde herhangi bir şey gözükmüyor. Yani sadece bir salıncak. Bir de şu çamurluğun şurası hafif yamulmuş. Bu da böyle modifiye olmuş oldu. Sıkıntı değil, öyle kalsa da olur. Yani geçmiş olsun diyoruz arkadaşa. Mal yerine gelir, önemli olan cana bir şey olmaması. Böyle bir video çekmek istemezdim ama işte hayat insanın karşısına her şeyle çıkabiliyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Trafik kurallarına uyun, dikkat edin.